Hala soğumadı mı için? Bu akşam eve gelecek Naz. Eğer senin içinde bir problem olmayacaksa beraber bekleyebilir miyiz? Ya Emel, sana söylediğim o şeyleri kastetmedim ben. Ağzım öyle çıktı, bilmiyorum. Yani seninle ilk dertleşmemiz bizim öyle olmamalıydı. Evet, olmamalıydı. Benim sana teşekkür etmem gerekirdi. Çocuklarım eğer 3 senedir yollarını kaybetmedilerse... sebebi sensin. Ne yapacağım ben Selim'le? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ben 3 yıldır yaşamıyorum ya. Nefes alıp veriyorum sadece. Benim geçmişten kimseye ne tavsiye verecek durumum var, ne teselli edecek, ne buna hakkım var, ne gücüm var. Ama çocuklarımızın bize ihtiyacı var. Emel. Ha Sare. Sare Yağmur'un hocası. Aynı zamanda da bizim komşumuz. Selim de Altay ve Yağmur'un babası. Selim. Selim, Yağmur'un hocası diyorum. Ay Sareciğim, kusura bakma biraz, Selim böyledir. Bir de 3 yıl dağda yaşadı, insan görmeye çok alışık değil. Yok yok, önemli değil, memnun oldum. Benim telefonum çalıyor, bir bakayım. Bir dakika, telefonum çalıyor. Senin benim ailemin yanında ne işin var? Tamam, bir şey olduğu yok. Sadece şu anda benim kimliğimi lütfen açık etme. Çünkü seni tanıdığın gibi tanımıyorlar beni. Sen şu anda nasıl bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama ben bu oyunla ilgilenmiyorum. Bütün aramızdaki bütün iş şu anda burada bitti. Hayır. Biliyor musun beni? Bak tamam. Lütfen sakin olur musun? Şu anda bir şok yaşıyorsun biliyorum ama her şeyin mantıklı bir açıklaması var Selim Savcı. Hemen çık buradan. Hemen çık buradan. Sen bir dokunma bana bir. Bir dur. Ne? Bak. Eğer vatana ihanetten yargılanmak istemiyorsan sözümden şu anda çıkmayacaksın. Beni bir de tehdit mi ediyorsun? Ben seni tehdit etmiyorum. Ben sadece beni dinleyeceksin diyorum, bu kadar. Selim! Selim! Çatışma olmuş Naz, hastanedeymiş. Ne çatışması ya, ne olmuş? Bilmiyorum, konuşamadım. Ya iyi mi Naz? Bilmiyorum, hastaneye gidelim. Allah bu sancaktarların belasını versin. Anahtarım hangi nerede? Hangi hastane? Bilmiyorum. Bırak Naz anahtarı falan, geç benim arabaya, ben götürürüm. Selim Savcı, ben... Yağmur Naz'ın yanında söylemişti bana. Naz yanlış bir karar verdi. Onun yanında olmam lazım dedi. Yok, cevap vermiyor. Tamam, geliyorum ben. Hiçbir yere gelmiyorsun, sakın sakın. Seninle hesaplaşacağız daire başkanı. Konuşacağız seninle.